iki yönü var değil mi meselenin? Bir, dünyadan oraya, iki oradan dünyaya. İkisinde de aynı yere gelip takılıyor. İnsanlıkta, insanların dışındaki uygarlıklarda, onların da sorunu o. Şu an bize gelemiyorlar. Şimdi aslında ulaştığımız imkanlar açısından belki doğrudan... Mesela zamanın gidip... bükülmesi, zamanın bükülmesi diye bir şey o kadar çok konuşuldu ve dolaşıldı ki hani sanki öyle bir şey söz konusu olmuş olsa hani bu meselede çözülecek gibi. Mesela ne demek yani zamanın bükülmesi? Neyi aşar? Nasıl bükülür zaman? Hayır yani şöyle uzay zamanın uzay bükülmesi, zamanın bükülmesi. Uzay zamanın bükülmesi diye bir şey var ama bu işte aslında hani az önce bahsettiğimiz bu işte kara delikler ya da bu solucan delikleri vesaire gibi şeylerin yapıların evrende oluşabileceğine dair bunların etrafındaki kütlenin büyüklüğüne dair bir takım şeylerle genel relativite çerçevesinde gene söyleyebileceğimiz şeyler. Ancak burada bu yapıların ortaya çıkmasıyla ilgili dediğim gibi mesela bir tür aslında şey şöyle demek yanlış olmaz. Negatif kütle gibi bir şeye ihtiyacımız var. Bu negatif enerji yoğunluğu denilen şeye karşılık geliyor. Şimdi biz mesela klasik fizikte kütleyi tanımlarken Newton'un ikinci yasasını kullanıyoruz aslında teorik tanımını yaparken. Yani bir cismin üzerine bir kuvvet uygularsanız o cisim o uygulanan kuvvet yönünde bir ivmeye sahip oluyor. Bu hep kuvvetle ivme aynı yönde oluyor. Şimdi buradan çıkarttığımız aslında deneysel sonuçtan çıkarttığımız şey burada bir orantı sabiti var. O orantı sabiti cismin kendi özelliklerine bağlı. Buna kütle diyoruz ve bu hep bugüne kadar yaptığımız deneylerde, dünya üzerinde yaptığımız deneylerde bu hep bir pozitif sayı. Anlamı kuvvet bu tarafa doğruysa cismin hareketi bu tarafa doğru değişiyor. Peki negatif kütle diye bir şeyi görürsem nasıl anlayacağım ben dünyadaki bir laboratuvarda böyle bir deney yaptığımda? Kuvveti uyguladığım zaman bir şekilde bir cismin üzerine o cismin öbür tarafa doğru ivmeleniyorsa bu negatif kütleye karşılık gelir. Şimdi bu bir kere bunu bir kenara koymak lazım. Teorik olarak tanımının ne olduğunu. Böyle bir şeyi nasıl üretebilirsiniz? Böyle bir şey var mıdır? Bilimsel olarak olabilir. Hani az önce düz dünya ile ilgili bir şey söyledi. Gerçekten ben de bunu hep derslerimde söylüyorum. Şimdi düz dünya fikri her ne kadar bize hala bütün gördüklerimiz ve bildiklerimizden sonra aptalca gelse de bilimsel bir şey. Bir öneri. Çünkü bunu kabul ettiğimiz o bilimsel model ya da kuram çerçevesinde yanlış olduğunu gösteriyor. Bakın doğru olduğunu değil. Çünkü bilimsel bir kuramın ispatını yapmazsınız. Yanlış her seferinde geçmiş. Bunu bir sonraki gözlemle sınırlarını biraz daha öte götürebiliriz, daha ilerletebiliriz. Bir noktada arızalarla karşılaşabiliriz. Orada kuram yanlış demek anlamına gelmez. Yani bugün mesela biz ışık hızına yakın cisimlerin nasıl hareket ettiğini biliyoruz ama bunu Newton'un hareket yasaları çerçevesinde anlarken ya da Newton fiziğiyle anlamaya çalışırken tam öyle davranmıyoruz. Mekanik kuralları... Yanlış diye yanlış diye aşıp aşağı aşağı da ilerleyemek. Bu aslında mesela özel relativite Newton'u yanlışlayan bir şey değil. Onun bir tür aslında erimini ya da geçerlilik alanını genişleten bir şey olarak görüyoruz bunu. Dolayısıyla... Şimdi burada da bu negatif kütle meselesiyle ilgili de söyleyebileceğimiz şey bugüne kadar görmedik. Ama kuramsal olarak böyle bir şey mümkündür. Bir sonraki gözleme, bir sonraki deneye kadar. Dolayısıyla şimdi hani böyle baktığınız zaman bilimsel olarak, teknik olarak hiçbir şey size imkansız gelmez. Böyle şeyler de vardır. Ancak bir noktada hani az önce söylediğim gibi kozmolojik ölçeklere gittiğinizde evrenin %95'inin bilinmez şeylerden oluştuğunu söylemek bu kadar çok şey hakkında konuşabilirken... bize biraz belki kuramlarımızı da değiştirmemiz gereken yani bu işte uzay, zaman, bunun dinamiğinin nasıl olduğunu yani belki de büyük ölçekte Einstein'ın genel relativite kuramı doğru değil. Çünkü çünkü mesela çok temel genel relativitenin ortaya çıktığı aşamada da bize bir şey diye derslerde gene anlatırken temel fizik derslerinde kütle çekim kuramını Newton'unkini anlatırken hep şeyi söylüyoruz. En büyük başarısı Kepler yasalarını açıklayabilmesi. Çünkü Kepler'in gezegenlerin hareketiyle ilgili söylediği şeyler bundan daha önceydi. Ama aslında bu değil. Bana kalırsa Newton'un kütle çekim yasasının en büyük özelliği Neptün gezegeninin varlığını, Neptün gezegeni gözlemlenmeden önce söyleyebilmiş olması. Çünkü Uranüs'ün yörüngesinde bir takım acayiplikler görüyorlar. Şimdi şöyle yapıyorsunuz burada. Oyun şu. Bir gözlem var. Elinizde bu gözlemi açıklayacağınız bir kuram var. Kuram Newton'un kütle çekim kuramı. Siz bunun çerçevesinde açıklamaya çalışıyorsunuz Uranüs'ün yönündekini ve bir noktada şöyle bir fikir geliyor aklınıza. Ya belki de Uranüs'ten sonra bir gezegen daha olabilir. Henüz gözlemlememişsiniz bu gezegeni. Böyle bir gezegen olabilir. Eğer bu gezegen şu koşullarda, şuralardaysa Uranüs'ün yörüngesini açıklayabilirim. Ve bu tam da beklendiği şekliyle Neptün gezegeni gözleniyor. Ancak öte yandan mesela Merkür'ün
O zaman Güneş'e en yakın yörünge, gezegen, Merkür'ün yörüngesinde bir acayiplik var. Onu da aynı şekilde şimdi açıklarken gene yapabileceğiniz Newton şey yetmiyor. Newton'un kütle çekim kuramı çerçevesinde açıklamaya çalışalım. Eski oyunu oynayalım, Uranüs-Neptün meselesini. Bunda çalışmıyor. Evet. Hatta meşhur bizim jenerasyonun bildiği Mr. Spahn gezegeni, evet. Volkan gezegeni. Evet. Mesela bu sebeple Vulkan gezegeni, Merkür'den belki de daha yakın bir gezegen vardır. Ve Merkür'ün yörüngesindeki anomaliyi evet. belki o açıklar diye önerilmiş bir şey ama öyle bir şey de gözlemlenmiyor. İşte burada oyun değişiyor. Yani evet. var olan gözlemi açıklamak için siz artık Newton'un kütle çekim kuramı değil de bundan daha hassas, bize burada bir şey söyleyecek kurama ihtiyacımız vardır diyorsunuz. Bu genel relativite, Einstein'ın kütle çekim kuramı. Şimdi genel relativite her yerde iyi sonuç veriyor. Uzay, zaman, bu tür yapıların oluşumu veya bunların kullanımı. Ama mesela kozmolojik ölçüye gittiğimizde, işte bu az evvel bahsettiğim evrenin en büyük ölçekteki yapısına gittiğimizde bu kuram çerçevesinde her şey iyi sınıflanabiliyor. Bütün gözlemleri, her şeyi içine koyduğumuz elimizde bir kozmolojik modelimiz var. Ama bunun içindeki madde enerji içeriğinin %95'i bizim henüz dünyada üretebildiğimiz ya da ulaşabildiğimiz, özelliğini bildiğimiz bir şeye kadar. Genel özelliklerini biliyoruz ama parçacık düzeyinde bunların, yani en temel düzeyde neye ait olduğunu bilmiyoruz. O zaman şimdi burada işte oyunu biraz değiştirmek gerekiyor olabilir. Belki de kozmolojik ölçüye baktığımızda genel relativite yanlış değil ama burada belki alternatif bir takım kütle çekim kuramlarına bakmak gerekecek. Bunları bilmek belki şimdi bizim burada konuştuğumuz işte bu wormhole'lar ya da belki başka evrenin içinde hareket edebileceğimiz, daha hızlı gidebileceğimiz bir takım alternatiflere yol açabilir. Çünkü aslında muazzam bir şey yapıyoruz. Bizim ışıkla görebildiğimiz, bilgiyi alabildiğimiz evrenin dönemi aşağı yukarı işte büyük patlama diye bir olgunun bütün evrenin aynı anda genişlemeye başladığını varsayarsak 380 bin yıl sonra. Bizim şu anda gördüğümüz görünür evren sınırı diye aldığımız visible evet. universe, yani bu burası. Bundan öncesiyle ilgili doğrudan ışık alamıyoruz. Ama ilk çekirdeklerin, hidrojen, helyum çekirdeğinin oluştuğu zaman aşağı yukarı ilk 3 dakikaya karşılık geliyor. Bunlar hakkında muazzam fikir yürütebiliyoruz. Sonra bunları dolaylı yoldan test edebilecek gözlemler geliştirebiliyoruz. Hatta bununla da yetinmiyoruz. Evrenin büyük ölçekteki yapısını, işte şimdi içinde bulunduğumuz o mikrodalga ışınım diyelim, kozmik arka alan ışınımındaki sıcaklık desenini nasıl oluşabildiğini, bu şekilde galaksilerin ya da galaksi kümelerinin nasıl dağılıp oluşabildiğini söyleyebilecek kadar evrenin önceki aşamalarına büyük patlamadan 10 üzeri eksi 35, 10 evet. üzeri eksi 36 saniye sonraki döneme kadar pek çok şeyi, şöyle diyelim, bilimsel olarak kabul edilebilir, güvenilir bir şekilde senaryolarla açıklayabiliyoruz. Şimdi bütün bunların içinde, yani hocalarımın dediği gibi, yani o atmosferi görüp bizdeki gibi bir yaşantı var mıdır, bunu görebilmek artık mümkün. Benim ilk başta söylediğim bu ilk İşte Oumuamua hikayesinde Hı-hı. olduğu gibi buradaki yapıların düzenli nesne, yani bir şekilde müdahale edilmiş, kendi başına doğal olarak oluşması mümkün olmayan yapılar olduğunu fark ederek, bu gözlemler yapılabilir çünkü. Dediğim gibi çok küçük ivmeyi görüyorsunuz. Pioneer 11'de bir flyby anomali denilen bir şey vardı bu. Beklenmeyen bir ivmelenme bu uyduda da aynı şekilde. Bu uzun süre bu karanlık enerjiye bağlandı. Sonra başka bir şeyle alakalı olduğu anlaşıldı. Ama demek istediğim, dünyadan çok çok uzak mesafedeki bir şeyi dolaylı ölçümlerle tespit edebiliyoruz. Dolayısıyla belki hani yaşamın olması ya da buna benzer şeyler yerine, ben o konuda ümitliyim. Herhangi bir şey görülürse bu mutlaka bizim bugün kabul edebileceğimiz nesnel, öznel değil, nesnel bir takım unsurlarla açıklanabilir, izah edilebilir. Şimdi tabii şey yapmak istemem, yani kimseyi yaralayıp gücendirecek bir şey söylemek istemem ama mesela mesajların içinde gelen şeylerin arasında mesela şeyler var, yani benim evime geldi uzaylı diyenler. Kişisel şeyi söylüyorum ben. Benim de başıma gelebilir. Ben de böyle bir şey gördüğümü düşünebilirim ama böyle durumlarda ilk önce insanın kendi, belki işte şey, hani o zihinsel, bazen zihnimiz, gözümüz bize oyun oynar. Her gördüğümüze %100 güvenemeyiz. Yani sonuçta biz görüş alanı bile son derece kısıtlı bir türüz. Duyularımız, her şeyi duyamıyoruz. Yani çok kolay aldanırız. Evet. Bu başka şeylerle de alakalı olabilir.